Tek maçlar biliyorsunuz zor oluyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben bugün futbolcularım hepsiyle gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Şöyle söyleyeyim, 7. 8. dakikada top bizdeyken yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik. Ama ondan sonra mağlup durumda düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Yön değiştirmeleri çok ihtiyacımız vardı bugün. Çünkü Trabzonspor topun olduğu bölgeye yoğunlaşıp kaptığı toplarla pozisyon aramaya çalışan bir takım. Biz bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Tabii ki topun kontrolü tamamen 75. dakikaya kadar falan yediğimiz golden sonra tamamen bizdeydi. Hep bizde oyunda, futbolda, pozisyonlarda biz vardık. Ama 75'ten sonra biraz sıkıntılarımız başladı. Bu seneki hep olan sıkıntılarımız. Gezal'ın yine nüksetmesi, Muleka'nın nüksetmesi, sakatlık değişiklikleri yapmak zorunda bıraktı bizi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Son 7-8 dakikada Necip'in yine sıkıntıları başladı. Birkaç oyuncumuz sıkıntısı başlayınca orada Türk oyuncu. Oyuncu değişikliklerinde biraz aslında geciktik. Bunu ben açık bölümlükle söyleyebilirim ama neticesinde maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularım tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani maç bizim adımızda hem pozisyonlar adına hem de topun oyunda kaldığı sürece hep bizdeydi. O yüzden bütün futbolcularımı buradan tekrar hepsini kutluyorum. Hocam zor bir sezondu. Sorunlu geçen bir sezonda bu sezona en önemli şahit tekniğinden sizsiniz. İki kere takımın başına geldiniz. İkinci döneminizde bir kupa aldınız. İlk dönemde gayet başarılı geçmişti. Takım özellikle o seviyeden alıp buraya çıkarma anlamında mental problemleri nasıl açtınız acaba? Ya önemli olan buradaki futbolcuların hepsi üst düzey futbolcular. Ama 32 tane yakın futbolcumuz var. Hepsi bu sene bayağı sakatlıklar yaşadılar. Bu tabii ki futbolun içinde var. Biraz da futbolda olan şeyler, sakatlıklar futbolcu geriye atıyor. Yoksa oyuncu kalitesi her zaman bizim üst seviyede. Biz oyuncularımızla her zaman çok yakın bir ilişkide olduk. Onlarla zaten arkadaş gibiyiz. Onlara biz gönlümüzü açtık. Açık gönüllülükle oldu. Hani karşılıklı iyi ilişkiler sonunda sahaya da istediklerimizi onlardan aldık. Hocam zor geçen sezonda çok fazla teknik direktör değişikliği oldu. Hatta kupa finali öncesi de Mourinho gündemi olmuştu. Siz dış etkenlerden takımı uzak tutup maçı hazırladınız. Bu durum sizi etkiledi mi ilk olarak? Hayır ya, şöyle söyleyeyim, ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. A takım scout'ından tutun her bölümde, altyapısında. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Ben Beşiktaş kulübünde hani maçtan önce de söyledim. Yani futbolcuyken kupalar aldık, şampiyon olduk ama bunu bana yaşatan Yüce Rabbime buradan şükürler olsun diyorum. Peki siz Beşiktaş kariyerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya biz Beşiktaş'ın içindeyiz. Beşiktaş'ın ben kendini personeli gibi hissediyorum. Yani Beşiktaş bize ne görev verirse her zaman orada olduk. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmaya devam etmek için elimden geleni yapacağım. Hocam dilerseniz son soruyu veren şeyiz. Ya da arkadaşların sorusu var mı bilmiyorum. Buradan taraftara neler söylemek istersiniz? Ya taraftarımız muhteşem. Onlar da bu sene ben maçtan önce söylediğim gibi yani birazcık yani Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Beşiktaş erken lige avlu atması oyuncularımız da aslında yıprattı motivasyon anlamında. Ama şöyle söyleyeyim, taraftarımız her zaman muhteşem. Yani geçen Hatay maçında bile yani bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi hep desteklediler. Ama şu belli bir şey var ki bizde son 5-6 haftadır yani futbolcularımızın isteği, önde oynamamız, maçlarda hep topun kontrolünün bizde olması, topun bizde kalma süresinin yüksek olması, istatistiklerde bu oyuncuların da moralini yükseltti açıkçası. Taraftarımız da bunu gördüğünce, mücadele eden bir takımı görünce, bırakmayan bir takımı görünce, zaten Beşiktaş taraftarının her zaman istediği şey, oyuncuların bunu verdiği zaman bütün oyuncularımız, taraftarlarımız kucaklıyor zaten. Bugün de öyle oldu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hocam, ilk yarıda 16 şut Beşiktaş, 2 şut Trabzonspor. Yani muazzam bir istatistik bir final karşılaşması için. İlk yarında sonunda gelen gol. Devre arası konuşmanız nasıldı acaba takımla? Onu öğrenebilir miyim? Yani ben içeri girdim, sadece ilk başta şunu söyleyeyim. Her şeyin çok yolunda olduğu, bütün istediklerimizin yaptıklarını pozisyonlarda bazen ceza sahası içinde fazlalaşmadığımız, oradaki ceza sahasının pozisyonlarında biraz daha çoğalmamızın gerektiğini söyledim. İkinci yarı bu da oldu. Dediğiniz gibi ikinci yarı da 75. 77. dakikaydı galiba, o zamana kadar yine top bizdeydi, yine biz kontrolde, yine biz kaçıran taraftık. Yani bugün Beşiktaş gerçekten hem taraftarın hem de futbol görseli olarak her şeyi verdi.